Şimdiki habere gelmeden önce size soralım. Matematikle aranız nasıl? Felaket. Yani hesap kitap işlerini falan. Hiç. Hiç. Biz, özellikle ben, hiçin altındayım. Yo, sen çok güzel biliyorsun. Her şey kaç lira, kaç lira sarf o önümde. Kaç lira ona gitti. Hazırlanıyorum. İkiniz de maşallah. Aradaki yaş farkı ne kadar hemen ona hesaplar. Kenara yazıyorum böyle programa girmeden önce. 6 kere 8'de bir bakar, düşünür ha. böyle. 48. Biliyormuş. Ama berbatımdır bu konuda. Hatta da meşhurumdur. Sevgili izleyiciler, yalnız değiliz bu konuda en azından. Değerli oyunculardan bir tanesi Bartu Küçükçağlayan. Biz oyunculuğuna hayranız. Bartu Küçükçağlayan bir programa konuk oldu. Sayılarla ilgili büyük problem yaşıyorum dedi. Daha sonra küçük bir rolle de olsa yer aldığı muhteşem yüzyılla ilgili bir itirafta bulundu. Günlerce ezber yaptı, iş daha başlamadan bitti. Oturdum, ezberliyorum ev. Hangi dizi Bartu Küçükçağlayan'ı reddetti? Ünlü oyuncu intikamını nasıl aldı? Yani böyle ben söylüyorum, karşıdan cevap yok. Yalan Dünya dizisindeki rolüyle şöhreti yakalayan ve özellikle pandemi dönemi sosyal medyada adını sıklıkla duyduğumuz Bartu Küçükçağlayan, bir zamanların en ünlü dizisinde rol almak için can atıyordu. Diziye giremedi ama yaşadıkları sitcom tarzında bir diziye konu olacak cinslendi. 3 sayfa şey geldi bana. Tiraf. Hayvan gibi. Oturdum, ezberliyorum evde. Dolan dolan bir şeyler falan. Ya bir şey falan konuş. Şey, böyle bir de ilk Muhteşem Yüzyıl da değil. En az muhteşem olan da. Daha bir bitiş azalan muhteşem. İyi yüzyıl. Falan böyle hani. Falan gibi. Duraklama dinlemeye girmiş. Hangi gezi bir şey? Paşa falan mıydı? Onu hatırlamıyorum. Lala. En son bugün sana ben ne öğrettim? En son sana bugün ne öğrettim? Yasak yasak. Bugün bir tek yasak demeyi mi öğrendin? Evet, yasak. Aa, güzelmiş. O zaman yasaklardan devam ediyoruz. Şimdi yasaklar. Gürültü yapmak yasak. Bakmak, görmek yasak. Dedikodu yapmak yasak. Emre itaatsizlik. Türkiye'nin en çok konuşulan yapımlarından biri olan Muhteşem Yüzyıl için Bartu Küçükçağlayan günler geceler boyunca çalıştı. Sayfalarca tiradı su gibi ezberledi ve seçme günü geldi çattı. Başladım oynamaya. Sonra yok, ben böyle durdum da dedi ki biz sizi böyle buraya çağırmadık ya. Aa, ne falan dedim böyle, ama bana bu geldi falan. Yok dedim ya, biz bunun için çağırmadık ya. Bir de falan dedim, böyle bir sessizlik oldu yani böyle. Ben artık yani gidecek miyim buradan? Ay çok kötü. Ben yani peki şey... ne kadarını oynamıştın? Yani tamamını oynamış mıydın? Ya hayır. Kestiler ya, mi? Arkadaşlar bir de gerçekten kötü oynuyordum yani. Yani ben acaba o yüzden ben ne alakam var? Bir de hayır, bence öptürsen daha kötü olur. Öptürsen gözyaşları içinde. Bartu Küçükçağlayan rolünü tamamlayamadan Muhteşem Yüzyıl seçmelerinden gönderildi. Çünkü yanlış role çalışmıştı. Üstelik yanlışlıkla çalıştığı rol çoktan usta bir isme verilmişti. Demin elime başka bir şey verdiler. Evet. Böyle bak, diyaloglu sahne. Yani böyle ben söylüyorum, karşıdan cevap yok. Yani böyle öteki tiraftı böyle ve 3 sayfayı da ezber. Yani çok zor ezberlemiştim. Neyse, 2 sayfa bir şey verdiler benim. 4 tane falan lafım var. Böyle bir yerde yürüyormuş gibi yapıyorum falan. Ben nedense çok da şeyim de yok ama... Yani basıp gitmedim yani. Yaptım onu da. Ama son çırpınışlar işe yaramadı. Bartu Küçükçağlayan'a nazikçe rolü alamayacağı söylendi. Üzgün ağa. Tekrar ekip çağırın. Vali beyim, müjdeler olsun. Düzgün ağa geldi. Düzgün ağa. Evet. Bartu Küçükçağlayan'ın Muhteşem Yüzyıl macerası başlamadan bitti ama her ne kadar bu anıyı gülerek anlatsa da içinde ukde kaldığı belli. Çünkü kendi hayatından kesitleri anlattığı Bartu Ben dizisinin ilk sahnesinde Bartu Küçükçağlayan padişah rolündeydi. Gerek var mı ya? Biliyorlardı bence benim. Bartu Ben. Bartu'nun matematikle arası hiç yokmuş. Diskalkuli rahatsızlığı deniyormuş buna. Meğerse matematik bizim... öğrenme güçlüğü. Çarpım Allah. Tablosunda bile yapamıyormuş. Allah Allah. Zorlanıyormuş. Ben de bu yaşımda bak böyle bir rahatsızlığım olduğunu öğrendim. Diskalkuliyim. Ciddi vaziyette. Hepimizde var. Çoğunlukta vardır herhalde. Disleksi hayatım biliyorum. Ben de fazla. Ben
Hatırlıyor musun? Başka bir kanaldaydık. Yılın 365 gününü hesaplayamadım. O kadar vaziyet. Yani öyle bir yerdeyim yani. Ya artık bir şey bıraktım. Hiç iddialı değil. Evet, seninle ilgili bir şey hatırlıyorum. Bir yayında bir rakam söyledin de 365'i, matematik iflas diye yorumlar gelmişti. 365'i bir araya getiremedim işte. Olur böyle şey. Olur öyle küçük hatalar.